hem sıcak hem rüzgar esen sıcak İzmir günlerinden merhaba diyorum. Yeni bir ülkeyle bugün her hafta olduğu gibi hem sosyal güvenlik hem de çalışma hayatımızda olan değişiklikleri, yenilikleri başta paylaşacağız. Aynı zamanda sizin sorularınızı almaya başlayacağız. Bize mesaj yoluyla Yeni Gün TV'nin internet sayfasından, mesaj bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. SGK, emeklilik, borçlanmalar gibi aklınıza gelecek bütün soruları mesajlarınızı iletebilirsiniz. İnşallah internet yayınımız başladıktan sonra canlı telefon bağlantıları da yapmaya başlayacağız. Ben sorularınız gelinceye kadar size biraz geçen hafta Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan olan değişikliklerden ve birazcık da bana gelen danışanların sıkıntılarından bahsetmek istiyorum kısacası. Öncelikle şu dönem özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun üstünde çokça durduğu, denetmenlerin müfettişlerini takip ettiği bir konu var. Hala daha 2 yıldır bu konu bize gelip danışıyorlar ya da bir şekilde gündeme getiriyorlar. Sahte sigortalılık konusu. Şudur, 1 Ekim 2008'de biliyorsunuz 5500 olsaydı kanunla birlikte eskiden ödediğimiz o isteğe bağlı SSK ödemeleri son buldu. Artık birisi eğer bir yerde çalışmıyorsa ve eksik prim günleri varsa bu günlerini isteğe bağlı Bağkur adı altında ödeme yaparak tamamlayabiliyor. Bağkur'un da emeklilik şartları biliyorsunuz hem yaş hem ileride alacakları emekli maaşı açısından olumlu olmadığı için daha fazla prim günü gerektirip daha az maaş verdiği için bir sürü vatandaşımız SSK'dan emekli olmaya çalışıyor. 1 Ekim 2008'den sonra ne yazık ki bu kanun maddesindeki değişiklikten dolayı ciddi suistimaller var. Kendini sigortalı çalışamadığı halde, kendini sigortalı gösteren, sigortalı günlerini elde edip emekli olmak için arayış içerisinde olan vatandaşlarımızın önünde değişik dolandırmak amaçlı firmalar çıkmaya başladı. Yaptıkları da şu, vatandaşa diyorlar ki ben seni iş yerinde SSK'lı olarak gösterebilirim ya da bir arkadaşım var, SSK'lı onun yanında çalışan gösterebilirsin. Bana ben gereken prim aslında devlete 400 lira, 500 lira. Artık o döneme göre mesela 2011'de ödüyorsun farklı, 2012'de ödüyorsun farklı. Bu primi ödemene gerek yok, daha düşük bir primde ben seni sigortalı göstereyim diyor fakat sigorta primlerini yatırmıyor. Biz buna sahte sigortalı diyoruz. Çalışmadığı halde, fiili çalışmalarını göstermediği halde emeklilik günlerini tamamlamak için sigorta primlerini farklı kanallarla yatırma. Eğer sigorta primlerini işveren yatırıyorsa bir sıkıntı yok. Ama eğer işveren yatırmazsa Sosyal Güvenlik Kurumu bir süre sonra kendisine ödenmeyen sigorta primlerinin peşine düşüyor. Ve işlerini araştırmaya başlıyor. Görüyor ki bir masa bir sandalyeyle kurulmuş firmada 100 kişi, 150 kişi çalışıyor. Sigorta primlerini yapmamış Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklı statüsünde. Firmaya gidiyor, ziyaret ediyor. Bakıyor ki bir şey yok. Hakikaten de bunları ödeyebilecek kişilerle kişilerin genelde mal varlıkları falan da olmuyor. Ve günlerini iptal ediyor. Eğer bu kişi sigortalı, emekli olduysa emeklilik maaşlarını da geliyor talep ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yersiz ödemeler adı altında bir servis var. İşte bu sahte sigortalılarından geri istenen, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri istediği rakamlarda yersiz ödemeler servisi geliyor. Yersiz ödemeler servisi hem kişinin sigortalı olduğu dönemde ve sonrasındaki, emekli olduktan sonrasındaki, eğer emekli olduysa bu kişi o günleriyle sağlık harcamaları çıkarıyor kendisinin ve yakınlarının. Aynı zamanda ödediği emekli maaşları da toplu olarak geri istiyor faiziyle birlikte. Bu bir kötü niyetli bir hareket olduğu için de sahte sigortalı olan kişi hakkında hem suç duyurusunda bulunuyorlar hem de faiziyle birlikte geri istiyorlar. Ciddi mağduriyetler doğuruyor. O yüzden özellikle bizi izleyen izleyicilerimize eğer sigorta günlerinizi son 3,5 yıl hesabına göre Bağkur'dan değil SSK'dan tamamlayarak emekli olacaksınız. Mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bu konuya vakıf birinden danışmanlık almaya çalışın. Çünkü değişik şekillerde sigorta primlerinizi ödeyebilirsiniz. Mesela ev hizmetlerinde genelde bu tür kişiler bana gelenlerdir aslında bu şey. Aslında zaten bir yerde çalışıyorlar. Ya ev hizmetlerinde çocuk bakıyorlar. Ya böyle kısmi süreli çalışmaları var. Fakat o sürelerin primlerini yatırmak yerine kendilerini başka yerde sigortalı gösteriyorlar. Yersiz ödemeler servisinin kendilerinden talepte geriye dönük maaşlarını ya da sağlık harcamalarını talep etmeden önce ne olursunuz kendisi sigortalı göstermeden bizden danışmanlık alın. En çok üstünde durulan konulardan biri bu. Yazık olmasın hem gününüze hem maaşınıza. Sorularınız
varsa sorularla devam edebiliriz. Evet. Bekir Tuz sormuş bize. Diyor ki, iyi yayınlar Dilek Hanım. 18 Eylül 1995 SSK başlangıcım var. 10 Mart 1980 doğumluyum. Günüm var, primlerim asgari ücretten fazla ödeniyor. Hemen hemen 2 katı. Bugün emekli olsam maaşım tahminine kadar olur. Prim günüm doldu ama fazladan prim ödemenin maaşı düşük olacakmış. Doğru mu acaba demiş. Şimdi öncelikle Bekir Tuz sorunu için 18 Eylül 95 geliştirdi seyircimiz. Emeklilik yaşı olarak 55 yaş 5750 güne tabi. 6071 günü varmış, günü de tamamlamış. Sadece yaşı bekliyor. Asgari ücret 2 katı fazlasından ücret alıyormuş. Emekli maaşı düşüğü olmaz. Asgari ücretle çalışanların emekli maaşı düşüyor. Fakat asgari ücret 3 katına kadar da çalışmalar da emekli aylığa çok fazla bir katkı sağlamıyor. Çok fazla bir katkı olmadığından dolayı eğer katkı olsun diye düşünüyorsa kendisi bir öneride bulunabilir ama bunu işverenle görüşmesi lazım. 7 puan taş koduyla ayda 5 gün yine asgari ücretten gözükmek kaydıyla emekli aylığını arttırabilir. Yani şöyle demek istiyorum, asgari ücreti 3 katı üzerinde kazanç bildirecek Sosyal Güvenlik Kurumu. Yine asgari ücretle 30 gün çalışıyormuş gibi işveren prim ödeyecek. Fakat asgari ücretin 3 katı üzerinden günlük geliri hesaplandığı için gün sayısı artmayacak, emekli aylığı artmaya başlayacak. Evet. Cemal Tokat sormuş bize. Diyor ki, merhaba ben 23 Aralık 1968 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 7 Eylül 1986'dır. 2003 tarihine kadar toplam 225 gün prim yapmıştır. 1.8-2.8 tarihinde vergi yok hedefi oğlum ama hiç SSK'ya kayıt olmadım. Bankara baktığında terk edilmiş sigortalı olarak gözüküyor. 18 ay askerlik yaptım. Emekli olma şansı var mıdır diyor. Şimdi sigorta başlangıcı 7 Eylül 1986. Bir kere bu çok güzel bir başlangıç. Eski bir başlangıç. 7 Eylül 1986 ile 49 yaş 5300 günde bu seyircimiz emekli olabilir. Aynı zamanda 3600 günde 60 yaşında da emekli olabilir. Yapması gereken şey son 3,5 yıl SSK'lı olmak şartıyla o 2008'de vergi mükellefi olduğu ve şu anda borçları silinmiş gibi görünmüyor. Terk edilmiş sigorta olarak gözüküyor. Bir kere o günlerini Bağkur'dan canlandırsın ve o günleri ödesin. Ardından da 3,5 yıl SSK olarak çalışsın ve emeklilik dilekçesi versin. 2008 ile 2017 arası aşağı yukarı 9 yıl yapar. Eğer onların tamamını canlandırırsa 3240 gün olacak bu seyircimizin. 225 günü de varmış. 540 günde askerlik borçlanmasını eklediğimizde 4500 gün yapıyor. 3,5 yılda SSK'lı çalışırsa 1261 gün, 5266 gün olacak. 86 girişine göre de 5300 gün yetiyor. Üstüne de 30 gün yani bir aylık çalışma fazlasıyla günlerini tamamlatır bu seyircimizin. Bağkur günlerini canlandırın. Son 3,5 yıl SSK'lı çalışın. Askerlik borçlanmasını da yapın ve emekli olun. İyi yayınlar. Özel bir lisede halkla ilişkiler personeli olarak 1 yıldır çalışmaktayım. Babamın tayini çıktığı için işten ayrılmak zorundayım. Kıdem tazminatı alma hakkı kazanıyor muyum? Şimdiden teşekkürler. Şimdi 1 yıllık bir çalışmayla kıdem tazminatı hakkınız var ama babanızın tayini çıktığı için işten ayrılmak zorunda olmanız işlerine size kıdem tazminatı ödeme zorunluluğunu getirmez. İsterse öder, istemezse ödemez. Dolayısıyla işlerinizden talep edin. Eğer işveren bu konuya pozitif bakıyorsa kıdem tazminatınızı öderler. Babanızın tayini kıdem tazminatı alma şartı doğurmaz. Evet, başka sorumuz. Seçkin Taşlı sormuş. 1 Aralık 1989 yılında işe giriş, 20 Aralık 1989 yılında çıkışım var. 10 günlük prim ödemem var. 93 yılında devlet memuru olarak işe girdim. Bayanım ve halen çalışıyorum. 31 Aralık 1970 doğumluyum. Sisteme göre 49 yaşında emekli olabileceğim. 1989 yılında çalışmış olmam bu durumu değiştirir mi? Orada sadece 10 günlük bir prim ödemeniz var. Emekli sandık hesap 23 Mayıs 2002 tarihinde kaç gününüz varsa ona göre yapılıyor. 1993 yılında devlet memuru olarak başladığınız için
taşçı bayağımış. 1993 başlangıcıyla, evet, 49 yaşa tarihsiz, 7200 güne. Neyse ki 10 günlük sigortalı çalışmanız elektrik yaşınızı değiştirmiyor, gün olarak da değiştirmiyor. 7200 gün ve 49 yaş şartının her ikisi birden tamamladığınızda emekli olacaksınız. Evet, başka sorumuz varsa ona geçebiliriz. Zeynep Hanım sormuş, diyor ki 8-7-1966 doğumluyum, 91 yaşlıyım. 4400 iş günüm var, ne zaman emekli olabilirim, iyi yayınlar dilerim diyor. Zeynep Hanım 91 girişli ama ayın yılını bildirmemiş. Eğer Mayıs 91 öncesi ise 46 yaş 5375 güne tabi. Değilse 47 yaş 5450 güne tabi. 5375 ya da 5450 güne emekli olacak. 66 doğumlu. 46 yaşında olacağı 2012 yılında doldurmuş. Sadece bir gün eksiği var. 4400 günü 975 gün daha borçlanırsa emekli olur. Eğer doğum yaptıysa ve o günlerde tekrar atılmasıysa doğum borçlanması önerebiliriz seyircimize. 5375 günü tamamlayıp emeklilik derecesi verebilir. Yaş şartını doldurmuş. Öncelikle iyi yayınlar. Mustafa Durukhan sormuş. İş kazası yüzünden 200 bin liralık SGK borç çıkartmış. Bunu taksit halinde ödeyebilir miyiz? Bu parayı ödeyecek gücümüz yok. Asgari ücretle çalışıyoruz, ne yapmalıyız? Şimdi iş kazası ile ilgili eğer ödeyebilecek bir şeyiniz yoksa da bir ödeme beyanında bulunmalıysanız bunu sizden sonra tahsis etmezler. Ama malınızı mülkünüz varsa bunu taksitten sonra SGK geçecektir. Taksit ödemek kısmında yine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir tarihinde görüşürüz. Taksitlendirme yaparlar ama bu taksitlendirme sizin işinize yararlanmıyor. Bildiğim kadarıyla en fazla 24 aya kadar taksitlendiriyorlar. Eğer 24 ayda ödeme tarih verebiliyorsanız taksitlendirerek ödeyebilirsiniz. Öbür türlü taksitlendirmeyi de ödemeyi kabul etmeyeceklerdi. Bununla ilgili icra tarifi başlatacaklar. Eğer üzerinde bir şeyiniz yoksa herhangi bir şey yapmazlar. Taksit halinde sizden almaya çalışırlar. İyi yayınlar. Uzunca bir yılda isteğe bağlı bağlı yatırdım. Fakat son bir yıldır sigortalı olarak çalışmaktayım. Sigortalı olarak işe başlayacağından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip isteğe bağlı bağlı kapatmak isterim. Fakat görevli memur buna gerek olmadığını, bir kişinin iki yerden sigortalı olamayacağını ve otomatik olarak kalacağını söyledi. Fakat evlerinden gelip baktığımda bağlı aktif görünüyor. Borcu olmasına rağmen 5300 lira gibi bir ödeme görünüyor. Bu parayı ödemek zorunda değil. Bu durumu nasıl düzeltir? Hakan Dursun sormuş bize, teşekkür ederim diye de bitirmiş mesajını. Şimdi bakın, isteğe bağlı bağkur açtığınızda size gidip aslında kapatma derecenizi verdiğinizde memur orada kapatması lazım. Kapatmadığı zaman 12 aya kadar bu borç birikiyor ve borcun sonunda eğer ödemiyorsanız bile yani sonunda isteğe bağlı olduğu için borçları yine sınıyorlar. Normalde SGK çalışmaya başladığınız zaman sistem iki tane ayrı kayıt olmayacağı için bağkurunuzun kurulması gerekir. Ama burada kurulmuş. Yani oradaki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki memur arkadaşımız aslında kapatabilirdi çok rahat bir şekilde. Çok zor bir şey değil bu kapatmak sistemde. Ama size böyle bir yol göster. Çok demek zorunda değilsiniz. İstiyorsa o borç silinecektir. Ama yine hiç rahat etmiyor derseniz APS ve iade tarifi olarak hangi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açtırdıysanız o Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe gönderin lütfen. Bilgi vermek zorundalar. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazacağınız dilekçe de şu tarihte itibaren isteğe bağlı. Bağkur ödüyorum, öde gönderelim. Ödeme süreni kapı şu tarihte itibaren kapatılmasını talep ediyorum deyip işte o birikçi borçlarınızı da silecek şekilde getirecek bu tarih seçim. 5 ay önce ise 5 ay önce bir tarih girin. İsteğe bağlı borçlarını da silmesini talep ediyorum deyip dilekçeleri açıklayacak. Hem o borçlar silinecektir hem de günleri silinecektir. Ödemek zorunda değilsiniz. Mükeş Sucu sormuş. Diyor ki ben de maaşım bürüt 4500 liradan yetiyorum. Aynı zamanda yıllık ikramiye gelirim de bürüt yaklaşık 1300 liradır. 13 bin liradır. 7000 gün primim dolu ve tazminatını alıp ayrılmak istiyorum. Emeklilik yaşım ise 10 yıl kadar var. Bu süreyi çalışmayarak geçirsem emekli maaşım çok mu düşük bağlanır? Bilgi verirseniz sevinirim. Şimdi şöyle
kompansasyon ücreti çalışırsanız emekli maaşınız düşecektir. Değilse emekli olmadığınızda, bugün emekli olsanız ne maaş alacaksınız? O tarihleri, o tarihe kadar olacak sosyal güvenlik kurumunda SSK yapacak zamanlarda etkilenerek maaşınız hesaplanacak. 2002 Aralık ayında sigorta gelişi, 2004 Ocak 21'den itibaren günümüze kadar aynı iş yerinde çalışmaktayım. İstifa edersen patron almak var mı? Varsa yapmam gerekir. Şimdi bir kere 2004'ten beri çalışıyorsunuz. 2007'den önce kendi isteğinizle ayrılmanızda işveren sektörü kazandığınızı söylemek zorunda değil. Biliyorsunuz 8 Eylül 1999'dan önce ilk defa sigortalı olanlar 3600 gün ve 15 yıl sigortalı süresini tamamladılarsa kendi sektörüyle işini harika ve ilk yaşını çağırıp ekleyebilirler. Fakat siz ilk yaşınız 22 Aralık ayı. Bundan sonra ayrılmak istediğinizde 25 yıllık sigortalı süresi de 4500 günü tamamlamışsanız tamamladıysanız size kredi kartlarınız kendi isteğinizde ayrılma sahibi ödenir. Şu haliyle kredi kartlarınızı işveren istatı öder. İstatı kendi isteğinizde ayrılırsanız kredi kartlarınızı alamazsınız. Onur Lütfü Beşik sormuş. İyi yayınlar Gürek Hanım. Teşekkür ederiz. 10 Temmuz 1989 yılından beri SGK'lıyım. Hala özel şirkette proje müdürü olarak çalışıyorum. 2007 yılında özel şirkette çalışırken 3 ortak firma kurduk. Ben firma kurulduğundan beri kesintisiz başka şirkette SGK'lıyım. Şu anda kurduğumuz firmanın tek ortağıyım. Diğer ortaklar ayrıldı, firma bana kaldı ama ben hala başka bir şirkette SGK'lı olarak kesintisiz çalışıyorum. Çalıştığım şirkette ayrılıp kendi firmamı SGK'lı olarak kredi yatırmaya devam edebilir miyim? Yani kendi firmamda SGK'lı olabilir miyim demiş Onur Lütfü Beşer. Şimdi bir daha sonra bu kendi iş yerinde sigortalı olma kısmı aslında öncesi de yani doğru değil ama 1 Ekim 2008'den sonra kanun çok açık diyor ki kendisi ait şirkette ya da ortak olduğunuz şirkette sosyal SSK'lı olarak yani dört bağlı olarak çalışamazsınız. Çalışırsanız bugün de sizinle devam parası veriyor. Yasa bu konuda çok net. Şimdi siz ortak olduktan sonra başka bir şirkette kesintisiz olarak SSK'nız devam ediyor. Şu anda ortak da öyle tek çalışansınız. Eğer bu firma şahıs firmasıysa kesinlikle bir kere ve tek çalışansanız kesinlikle başka bir yerde de sigortalı olmaya devam etmeyin. Çünkü kendisi aynı kişinin de tek çalışan kendisi ise aynı zamanda başka bir yerde sigortalı olmasını ben önermiyorum. Çünkü o zaman sosyal sigortalar SGK'nın sizin şöyle bir şeylere şans var. Ya burası tek şahıslı bir firma ve bu firmada başka çalışan yok, tek çalışan sensin, sen de gidip başka bir yerde çalışıyorsun, bu firma faaliyetleri nasıl sürdürüyor diye sizin bu yönetim ağları sayabilir. Başka bir yerde şirkette çalışırken, o çalışmanızı sonlandırıp kendi şirketinizde sigortalara başlamaksa tamamen yanlış bir şey olur. O zaman bağ şartlarında prim ödemek zorunda kalırsınız, kendi şirketinizde SSK günleriniz sayılmaz. İsterseniz bu günlerinizi, yani benim size önerim, bana www.dkt.com'dan ulaşabilirsiniz. E-Devlet şifrenizle lütfen günlerinizi içeren bilgilerinizi bize gönderin ve oradan bir bakalım ya da randevu ofisinize gelin. Çünkü kendi şirketinde sigortalı ya da başka bir yerde sigortalı ama başka bir şirkette, üç ortaklı bir şirkette bu arada ortaklığı da devam ediyor. Bunlarla ilgili iptaller var. Sosyal güvenlik kurumu tam elektriğiniz geldiğinizde bu günlerinizi iptal edip hakları sayabilir. Dolayısıyla detaylı bir şekilde incelenmesini öneriyorum. Bana ya da başka bir sosyal güvenlik uzmanından oturup evlerin işlerinizdeki dökümlerinizle birlikte tekrar tekrar hesaplatmanızı öneriyorum. Bugünlük sorularımız bu kadar. Bana ulaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bana www.dkt.com'dan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu karşısında 4. katta bir birim var. Ulaşabilirsiniz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.